Selamun Aleyküm arkadaşlar. İmam Hatip Ortaokulları 7. sınıf Arapça ders kitabının çözümlemesine tekrar hoş geldiniz. Ettersü sani, ikinci ders. Uhibbu vatani, vatanımı seviyorum. Sayfa 107'deyiz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. İstemi' dinle. İlel ibarat, ibareleri. Ve a'idha, onu tekrar et. Şemal-ü Türkiye. Türkiye'nin kuzeyi. Şemal kuzey arkadaşlar. Cenub-ı Türkiye. Cenub-ı Türkiye. Türkiye'nin güneyi. Cenub de güney arkadaşlar. Şerku Türkiye. Türkiye'nin doğusu. Garbu Türkiye. Türkiye'nin batısı. Arkadaşlar şemal kuzey, cenüp güney, şark doğu, garp ise batı. Şu iki kelime aslında bizim Türkçe'de kullanılıyor. Bakın bu İstiklal Marşı'nda garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı bir duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Garbın afakı yani batının çehresini afakını sarmışsa garp batı demek. Dedelerimiz aslında sorduğumuzda askerliği nerede yaptın diye sorsak, eğer doğuda yaptılarsa şarkta derler. Askerliği şarkta yaptım derler. Doğu demezler. Belli bir yaşın üzerindekiler bu kelimeyi hala kullanıyor. Evet, buradan da hatırlatmış olalım. El alemü Türkiye. Evet. Şunu da söyleyelim. Türkiye arkadaşlar doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine çok güzel bir ülke. Müthiş bir ülke. Yani her yerinde şehitler, evliyalar, sahabeler yatmakta. Kur'an-ı Kerim'de vel beled tayyibu yahrucu nebatu biizni rabbi, güzel beldelerde güzel ürünler yetişir buyuruyor. Bu memleketin her yerinde güzel insanlar gelmiş geçmiş arkadaşlar. Doğusundan batısına. Mesela İstanbul'da Eyüp Sultan Hazretleri. Sahabe. Yine Erzurum'da Abdurrahman Gazi Hazretleri'nin türbesi var. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu olduğu söyleniyor. Evet, yine Bartın'da da bir sahabe var. Ebu Derda Hazretleri. Bu memleketin her yerinde arkadaşlar doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine evliyalar, sahabeler yaşamış. Gerek tarih eserler olarak, gerek gezilecek, görülecek yer olarak Çok dört mevsimin bir anda yaşandığı güzel bir ülke. Yağmuru, karı, soğuğu, sıcağı. Yani aynı anda dört mevsimi bir anda yaşayabileceğiniz yerler var. Mesela Antalya. Aynı anda denize girerken biraz yükseklere çıktığınızda kayak yapıp kar topu oynayabilirsiniz Mart, Nisan aylarında. Memleketimiz güzel, kıymetini bilelim. Şehitlerimiz var her köşesinde yatmakta olan Çanakkale. Bunların en belirgin özelliklerinden, en belirgin yerlerden birisi. Zaten bu ünitede de bunu işleyeceğiz. Cenub-ı Türkiye dedik, Türkiye'nin güneyi. Dersimize devam edelim. El alemü Türkiye. Türkiye'nin bayrağı, Türk bayrağı artık arkadaşlar. Bu Türkiye'nin bayrağı dedim, pardon. El alemü Türkiye, Türk bayrağı. Alem, bayrak demek. Zikra anma, şuhede şehitleri, Çanakkale şehitlerini anma. Uhibbu, onlara da buradan arkadaşlar bir Fatiha okuyalım şehitlerimize. El Fatiha diyelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, İhdinas sıratal müstakîm. Sıradallezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin amin. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Rabbim ahirette bizleri şehitlerle, şuhadalarla haşreylesin inşallah. Uhibbu, seviyorum. Vatani, vatanımı. Uhafizu, koruyorum. Alel bi'eti, çevremi koruyorum. İstemiyor ilel es ile soruları
dinle. Vel ecvibe, cevapları. Ve teemmel, düşün. Meaniha, manasını. Müsteinen, göre. Bil haridatil atiye, aşağıdaki haritaya göre düşün. Burada mesela bakın, nereyi vermiş? Bartın'ı vermiş, kuzeyde. Güneyde Mersin'i vermiş. Doğuda Ağrı'yı vermiş. Batıda Balıkesir'i vermiş. Balıkesir. Bakalım sorularımız neler? Birinci soru. Eyne tegau medinetu Bartın? Eyne tegau medinetu Bartın? Bartın şehri, Medine arkadaşlar şehir demek. Medeniyetten geliyor. Mekke'den Medine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem göç ediyor. Oradaki insanlar biraz daha o dönemde herhalde daha böyle medeni oldukları için Medine denmesinin sebebi belki de bu olabilir. Bilmiyorum. Eyne tegau medinetu Bartın? Bartın şehri nerededir? Nerede bulunur? Eyne tegau nerede bulunur arkadaşlar? Eyne tegau medinetu Bartın? Bartın şehri nerede bulunur? Sorumuza cevap verirken arkadaşlar soruya soruyla cevap verilmez. Bakın bunu bütün yapmış olduğumuz sorularda cevapladık. Eyne yattık. Tegau medinetu Bartın, bu kısmı aldık. Fi şimali, Türkiye'nin kuzeyinde bulunur. Tegau medinetu Bartın, Bartın şehri Türkiye'nin kuzeyinde bulunur. Eyne tegau medinetu Balıkesir, Balıkesir şehri nerede bulunur? Eyne'yi yine atıyoruz. Bakın şu bölümü alıyor. Tegau medinetu Balıkesir fi garbi Türkiye, Türkiye'nin doğusunda. Eyne tegau medinetu Ağrı, artık bunu soru edatından atıldığının farkına vardık. Tegau medinetu Ağrı, Ağrı bulunur. Nerede bulunur? Fi şarkı Türkiye. Fi şarkı Türkiye, Türkiye'nin doğusunda. Eyne medinetu Mersin, Mersin şehri nerede bulunur? Tegau medinetu Mersin, Mersin şehri bulunur. Fi cenubi Türkiye. Arkadaşlar fi'den sonra gelen kelime harfi cerli esreli okunur arkadaşlar. Fi cenubi Türkiye, Türkiye'nin güneyinde bulunur. Mersin şehri Türkiye'nin güneyinde bulunur. Ecib anil es ile el ati, aşağıdaki soruları cevapla. Hasebil harida, haritaya göre. Kema fil misal, misaldeki gibi. Arkadaşlar Samsun nerede? Burada kendimle söyleyebiliriz. Fi şimali Türkiye. Kastamonu fi şimali Türkiye, Türkiye'nin kuzeyinde. Kars fi şarkı Türkiye, Türkiye'nin doğusunda. Van fi şarkı Van. Fi şarkı Türkiye, Türkiye'nin doğusunda Van şehri. Çanakkale fi garbi Türkiye, Türkiye'nin batısında. Aydın fi garbi Türkiye, Türkiye'nin batısında. Adana fi cenubi Türkiye, Türkiye'nin güneyinde. Antalya fi cenubi Türkiye. Burada zaten bize muhtemelen bunu yaptırıyor. Evet, bunu yaptırıyor. Eyne tegau medinetu Kastamonu. Uzun cevap vermiyoruz arkadaşlar. Burada kısaca eyne atıyoruz. Ama uzun cevap vereceksek şu ifadeyi buraya ekleyebiliriz. Bu sorularda bütün eyneleri atıp şu bölümü fi'den öncesinde yazabiliriz. Ama kısa cevap. Eyne tegau medinetu Kastamonu. Kastamonu nerede bulunur? Fi şimali Türkiye, Türkiye'nin kuzeyinde. Evet. Biraz yaklaştıralım. Eyne tegau medinetu Van. Van nerede bulunur? Arkadaşlar şu fi'yi ben tekrar yazmadım. Siz yazabilirsiniz. Fi şarkı Türkiye, Türkiye'nin doğusunda bulunur. Eyne tegau medinetu Adana. Adana nerede bulunur? Fi cenubi Türkiye, Türkiye'nin güneyinde. Eyne tegau medinetu Çanakkale. Çanakkale nerede bulunur? Fi garbi Türkiye, Türkiye'nin batısında. Eyne tegau medinetu Antalya. Antalya şehri nerede bulunur? Fi cenubi Türkiye, Türkiye'nin güneyinde Antalya. Eyne tegau medinetu Samsun. Samsun şehri nerede bulunur? Fi şimali Türkiye, Türkiye'nin kuzeyinde.
Ene tegavu medenet Kars. Kars şehir nerede bulunur? Fi garbi Türkiye. Türkiye'nin batısın, doğusunda. Eyne tegavu medinetu Aydın? Medinetu Aydın. Aydın şehri nerede bulunur? Fi garbi Türkiye. Türkiye'nin batısında. Kısaca cevap veriyoruz. Ama uzun cevap vermek istiyorsak tekrar hatırlatalım. Tegavu medinetu Aydın. Fi Aydın. Fi garbi Türkiye. Türkiye'nin batısında bulunur diye de cevaplayabiliriz. Bu şekilde olacaktı arkadaşlar. İstemi' ilel cümel, cümleleri dinle. Ve e'ideha, onu tekrar et. Sümme, sonra. Üktübhe, onu yaz. Fi defterik, defterine. Uhibbu, arkadaşlar uhibbu, ben seviyorum demek. Uhibbu, ben seviyorum. Bundan sonra arkadaşlar neyi seviyorsan her şeyi getirebilirsin. La uhibbu ise sevmiyorum demek. Bunun başına la'yı getirirsem la uhibbu sevmiyorum demek. Veya sevmem demek. Uhibbu seviyorum. Vatani, vatanımı seviyorum. La'yı koyduğumuzda sevmiyorum olur. Mesela la uhibbu sevmediğimiz bir şeyi söylemek istiyorsak neyi sevmiyoruz mesela? Ne diyelim? La uhibbu hasa'el ades diyelim mesela. Hani mercimek çorbasını sevmiyorum. Uhibbu vatani, vatanımı seviyorum. Kesiran, çok. Uhibbu vatani, vatanımı seviyorum. Li'ennehu, çünkü o emanetün, emanettir. Min şuhedaina, şehitlerimizden emanettir. Uhibbu vatani, vatanımı seviyorum. Li'ennehu, çünkü o emanetün, emanettir. Min şuhedaina, şehitlerimizden. Uhibbu vatani, vatanımı seviyorum. Min şarkihi, doğusundan, ila garbi, batısına. Ve min şema ve min şemalihi, kuzeyinden, ila cenubi, güneyine. Yani vatanımı doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine seviyorum. Uhibbu seviyorum. Alemi, bayrağımı. Kesiran, çok. Bayrağımı çok seviyorum. Uhibbu alemi, bayrağımı çok seviyorum. Li'ennehu, çünkü o emanetün, emanettir. Min şuhedaina, bizim şehitlerimizden, bakın na var burada. Bizim şehitlerimizden emanettir. Li'ennehu, çünkü o. Uhibbu seviyorum. Dini, dinimi. Kesiran, çok. Dinimi çok seviyorum. İstemi'i ilel cümel, cümleleri dinle. Ve e'idha, onu tekrar et. Sümme, sonra. Üktübhe, onu yaz. Fi defterik, defterine. Uhafizu, koruyorum. Ala vatani, vatanımı koruyorum. Uhafizu, koruyorum. Ala alemi, bayrağımı koruyorum. Uhafizu, koruyorum. Ala bi'eti, çevremi koruyorum. Uhafizu, koruyorum. Ala medreseti, okulumu koruyorum. Uhafizu, koruyorum. Alel gâbet, ormanları koruyorum. Gâbet, ormanları koruyorum. Ecrit temrin, alıştırmaları yap. Müsteinen bir suver, resme göre. Kemal fil misaleyn, iki örnekte olduğu gibi. Resim arkadaşlar. Uhibbu estikai, arkadaşlarımı seviyorum. Uhibbul hayvanat, hayvanları seviyorum. Burada ne resmi var? Bayrak resmi. Uhibbu alemi, bayrağımı seviyorum. Uhibbu beledi, memleketimi, ülkemi seviyorum. Uhibbu, arkadaşlar burada artık annemi çocukları seviyor, çocuklar mı anneyi seviyor? Bu cümleyi uhibbu ümmi, yani annemi seviyorum da diyebiliriz ama biz bunu şu şekilde değiştirelim. Evladi yapalım. Çünkü anne, yani bunu bir kişi söylüyor. Şöyle yapabiliriz. Evet. Evladi. Evladi.
değil. Evlatlarımı yani çocuklarımı seviyorum. Uhibbu evladi. Çocuklarımı seviyorum. Ecrit temrin. Alıştırmaları yap. Müsta'inen bir suver. Resme göre. Kema fil misal. Misaldeki gibi. Uhafizu alel hayvanat. Hayvanları koruyorum. Uhafizu alel gabe. Ormanı koruyorum. Burada aslında şunu da şu şekilde değiştirebiliriz. Gabet desek, ormanlar desek daha mantıklı olur. Gabet ormanları uhafizu alel gabet ormanları koruyorum. Uhafizu koruyorum. Ala nezafetü temizliği koruyorum. Neyin temizliğini? El medrese. Uhafizu ala nezafetil medrese. Okulun temizliğini koruyorum. Uhafizu koruyorum. Ala nezafeti. Temizliği koruyorum. Neyin temizliğini? El bi'e. Çevrenin temizliğini koruyorum. Arkadaşlar dersimiz burada bitti. Çok uzatmak istemiyorum. Bu üniteyi ikiye bölmeyi düşünüyorum. Geri kalan sayfaları da bir 3-5 sayfa kaldı sanırım. Diğer dersimizde yapacağız. Bir dahaki derste tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah zihin açıklığı versin. Derslerinizde başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Yemenillah. İlel lika. Ma'a selame.